Hubeyb için Medine artık bir serab idi biliyor, biliyordu ki artık oraya hiç gidemeyecekti. Sevdiği o şehre uzak kalmıştı. Medine yüreğindeydi onun. Yollarına gül ektiği o sevgiliye ulaşamayacaktı. Bunu da biliyordu. Hakikatin yolunda zalimlerin önünde direnmeyi bilecekti Hubeyb. Ayaklarına zincirler vurulmuş bir şekilde sürüklüyorlar Hubeyb'i, götürüyorlar. Bu insanın ne suç işlemiş ki? Kefen mi soymuş? Hayır. Çocuk mu öldürmüş? Hayır. Suçu neydi peki? Suçu Allah'a iman etmek, Muhammed Mustafa'yı sevmek sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir suçu yoktu. Suçu rahmetten yana olmaktı. Bir çarmıh germişler dar ağacına. Üstüne çıkıp iniyorlar. Hubeyb'i orada öldüreceklerdi. Ve Hubeyb dar ağacına çıktı. Mekkeli kadınlar ağlıyorlar. Oraya gelmişler. Hubeyb'i seyrediyorlar. Bu rahmet adamına bakıyorlar. Anneler gözlerini kapatacak. Çocuklarının işte bu sahne. Belleklerine yerleşmesin diye. Hazreti Hubeyb sahibesi de orada. Bu hanım daha sonraları Müslüman olacak. Hubeyb'e sordular. Bir isteğin arzun var mı? Beni bırakın iki rekat namaz kılayım dedi. Kendinden geçmişçesine uzun uzun namaz kılıyordu. Sonra diyordu ki, korkudan uzatmadım, bu yüzden uzattı demeyecek olsaydınız daha çok kılacaktım. Ve daha sonraları Hubeyb'in işte bu hareketi, idam edilmeden önce iki rekat namaz kılması Müslüman ümmet için bir gelenek haline gelecektir. Müşrikler hayretler içerisindeydi. Karşılarında dimdik duran, boyun eğmeyen ve ağzından Allah'ın kelamı hiç düşürmeyen bir insan duruyordu çünkü. Ne yalvarıyor, ne de başka bir şey yapıyordu. Küçülüyordu müşrikler Hubeyb'in önünde. Hubeyb, rahmeti peygamberinden öğrenmişti. Sadakati, sıdkı, vefayı, insan olmayı Muhammed Mustafa'dan öğrenmişti. Sallallahu aleyhi ve sellem'den. Dar ağacına bağladıklarında müşriklerden biri yaklaşıyor ve diyordu ki, ne dersin ey Hubeyb, şu an senin yerine Muhammed olsaydı da onun başını vursaydık. Başka birisi de, ey Hubeyb, keşke Muhammed benim yerime öldürülseydi dersen seni bırakırız. Böylesi tekliflere geliyorlar. Ona imanını terk etmesini teklif ediyorlar. Sanıyorlardı ki Hubeyb can korkusuyla dostuna ihanet edecek. Aynı soruları Zeyd İbni Desinne'ye de soracaklar. Ama alacakları cevap Hubeyb'den farklı olmayacak tabi. Hani üzerleri dumanla sisli kaplı tepeler, dağlar var ya, sisli dumanlı, hiç ulaşılmayan, ulaşılmayacak zirveler var ya, işte böylesi zirvelerde oturan bu insanlar, müşriklerin o taleplerine, isteklerine zerre kadar yüz vermiyorlar. Hazreti Hubeyb diyordu ki, bırakın benim yerime Muhammed Aleyhisselam'ın olmasını, onun ayağına bir diken batsa buna dahi razı olmam, razı gelmem diyordu. Hayret ediyor müşrikler. İçerisinde dinliyorlardı Hubeyb'i ve diyorlardı ki, hiçbir insan Muhammed kadar sevilmemiştir, sevilmeyecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl oluyor da bu kadar seviliyor bir insan? Bilemezlerdi onlar. Çünkü hiç yetim başı okşamamışlar. Sevmeyi bilemezlerdi. Lat ve Uzza'ya tapınanlar
Nereden bilecekler, nasıl kafalar alabilecek ki Muhammed Mustafa'yı sevmeyi? Zalimler kararlarını veriyorlar. Hubeyb'in parçalanmasını istiyorlardı. Bu insanın imanına, sebatına, sadakatına daha fazla dayanamayacaklar. O an Hazreti Hubeyb başını göğe kaldırıyor, diyordu ki: "Onları, bu zalimleri sana bırakıyorum ya Rab. Sen onları helak edersin. Sen onları paramparça edersin. Onlardan kimseyi geri bırakma ya Rab." Ve Hubeyb'in boynuna bir ip geçiriyorlar. Ve linçe başlayacaklar. Üst üste kılıç darbeleri, mızraklar, hançerler Hubeyb'in vücuduna saplanıyor. Allah'a iman etmekten, rahmet insan olmaktan başka bir suçu olmayan bu insana, ne büyüktü Hubeyb ne küçüktü bu zalimler. Resulullah çok seviyordu Hubeyb'i. Medine onun için ağlıyor. Kadınlar hıçkırıklara boğulmuş. O can verirken çocuklar yere bakıyor. Gözlerden kanlı yaşlar akıyor. Hubeyb can verirken gözleri Medine istikametine dikmişti. Resulullah'ın kabrine doğru adeta bakarcasına gözlerini dikmiş Hubeyb. Çünkü orası sevginin şehriydi. Gül dökememişti yollara ama dikenlere engel olmuştu. Başını kaldırıyor ve şöyle diyordu: "Senden başka kimsem yok ya Rab. Selamımı Medine'ye iletir misin Allah'ım?" Kılıç darbeleri peşi sıra vücuduna saplanıyor. Vücudu paramparça olmuş. Melekler mahzun. Hubeyb artık cennettedir, Firdevs'tedir. İşte o an Allah Resulü Medine'de oturmakta. Şehadet şerbetini içti Hubeyb. Resulullah işte o an Medine'de. Hubeyb Mekke'de şehit düştü. Bir an kalkacak ayağa. Belki otururken. "Ve aleykesselam ya Hubeyb," diyor Resulullah. "Ve aleykümselam ya Hubeyb." Soruyor sahabe: "Hayırdır, ne oldu ya Resulallah?" Cevap veriyor Allah Resulü: "Hubeyb'i şehit ettiler. Dua etti ya şehadet şerbetini içmeden. Ya Rab, senden başka kimsem yok. Habibi edibine selamımı ilet Allah'ım," dedi ya. Allah Azze ve Celle Cebrail'i gönderiyor ve Resulullah'a Hubeyb'in selamını iletiyor Mevla. Aradan yıllar geçer. Hazreti Ömer'in dönemi. Bir vali vardı. Hazreti Ömer'in valisi Said bin Amir, Şam civarında bir vali. Bazen yüzü kupkuru olur, yere düşer. Sara hastalığına benzer bir hastalığı vardı. Hazreti Ömer'e radıyallahu anh hakkında bilgiler verilirken derler ki: "Valimiz çok mümin bir insandır. Yalnız böyle bir hali vardır, böyle bir hastalığı vardır." Hazreti Ömer Efendimiz onu ister yanına gelsin diye çağırır. Ve Hazreti Ömer ona özel örülmüş bir kumaş manasında bir isim diyor. Halifenin yanına geldiğinde yanında bir azık torbası, bir de bastonu var. Hazreti Ömer Efendimiz hayretle sorar: "Şamlılar sana bir merkepte mi bulamadılar? Sen orada valisin, bir devede mi vermediler sana?" Diyecektir ki: "Ey müminlerin emiri, ben istemedim. Onların da aklına gelmedi." Hazreti Ömer Efendimiz soracaktır: "Nedir senin hastalığın? Birdenbire düşer de bayılır, kupkuru hale gelirmişsin. Neyin var?" Said cevap veriyor Said: "Ey müminlerin emiri, benim özel bir halim var. Yıllar öncesinde Hubeyb Mekke'de şehit edilirken ben de izleyenlerin arasındaydım. Onun bize bağırmasını, büyük o yüreğini, yıkılmaz sarp kaya gibi duruşunu ben hatırladıkça, hele hele onu parça parça edişleri var ya, aklıma geldikçe
ayakta duramam, yere düşerim, hastalığım benim bundandır, Sara falan değildir. Hazreti Ömer Efendimiz anlayacak, diyecektir ki sen yine git vali ol oraya, ama istemeyecektir say. Beni para pul işlerine bulaştırma ey müminlerin emiri. Beni dünya işlerine karıştırma ey müminlerin emiri. Kısa bir müddet sonra o da Medine dışındaki küçük bir kulübesinde vefat edecek. Sa'ib radıyallahu anh. Sa'ib bin Amr yıllarca Şam'da valilik yapıyor. Yamalı bir cübbeyle öyle yaşamış. Ve sonra Hazreti Ömer'in gönderdiği altınlar hepsini fakir fukaraya dağıtmış. O gene yamalıklı cübbesini giymiş. Hazreti Ömer Efendimiz o yüzden şöyle demiştir: kim özel örülmüş bir insana bakmak isterse şu adama baksın. Allah Resulü mahzundur. Hubeyb'in o şehadetinden sonra Amir bin Umeyr'i de gönderip çarmıha germişler. Çarmıha gerilmiş vaziyetteki Hubeyb'in naaşını indirilmesini isteyecek. Allah Resulü gönderiyor. Beraberinde Miktat ve Zübeyr bin Avvam olduğu halde gidecekler. Hazreti Hubeyb dar ağacında dua etmişti. Ya Rab, Resulullah'a selamımı ulaştır. Ya Rab, benim naaşımı, bedenimi şu kafirlere, şu müşriklere bırakma diye. Gecenin geç saatinde ortalıkta kimseler yokken dar ağacının üzerindeki Hubeyb'in vücudunu bağlayan ipleri kopardıklarında vücut yere düşecek. Resulullah'ın gönderdiği o tim görevleri Hubeyb'in naaşını getirmek. Ancak yere bıraktıklarında Hubeyb'in vücudunu bulamadılar. Sanki yer yarıldı da Hazreti Hubeyb'in vücudu yerin içine gitti, yutuverdi sanki. Bu olaydan sonra Hubeyb bin Adiye Beliyül Ard diyecekler. Yani yerin yuttuğu şehit. Yerin yuttuğu şehit. Hubeyb'in nerede gömülü olduğunu bilemeyecekler. Allah bildirirse Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyor. Hubeyb'i naaşını bulamadılar. Duası öyleydi. Selam olsun ey Hubeyb. Allah senin gibi şehitlerinde şefaatlerine yazsın bizleri inşallah. Amin, amin, amin.